Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Eymen Buran'ın kabarık saçlarıyla. Evet, en kısa zamanda bunları kestirmemiz lazım. Bugün veya yarın düşünüyoruz çünkü dışarıda da işlerimiz var. He babacığım. Sen acıktın mı? Meyveleri gösteriyor. Ama önce ne yapmamız lazım babacığım? Kahvaltı yapmamız lazım. Şimdi biz her gün ilk kalkıyoruz. Hemen Eymen Buray'ı bir hazırlıyoruz gençler. Sonra gelip böyle mama sandalyesine koyuyoruz mutfakta. Evet, sabah ilk D vitaminini veriyoruz. Şöyle Bestiron. Soranlar da oluyor, göstereyim. İlk demir vitaminini veriyoruz. Ondan sonra dişleri için Osanit veriyoruz. 5-10 tane top veriyoruz böyle. Ufak toplar böyle. Dişleri için bunu veriyoruz. Ve kahvaltıyı yaptıktan sonra da şöyle Okin vitamin veriyoruz. 400'lük gençler, bu şekilde. Biz sürekli bunları kullanıyoruz. He babam. Ya Meyve kahvaltıdan sonra burayı da annesinin tırnağı takıldı yanlışlıkla. Oyun oynarken böyle oldu. Yavrum da hiç ağlamadı böyle. Bir durdu. Eli oraya gitti. He babam. Eymen Burak, ne yapalım babacığım kahvaltıya? Anneye soralım mı? Çok kararsız kaldık. He? Hadi anneye soralım. Pişt. Sana... Al sana. Yaratana arkadaşlar, kahvaltımız hazır. Şöyle evde 3 tane lavaş kalmış. Ben de dedim ki böyle gözleme tarzı bir şey yapayım. Çünkü canımız tost falan çekmedi. Normal kahvaltılık çıkardık. Şimdi yiyeceğiz. Eymen burada zaten bayağı acıktı değil mi annem? Hem de nasıl, kurt gibi. Sesi soluğu çıkmıyor tipinden belli. Sabah açlığa hiç dayanamaz. Evet, şimdi bunu ona yedireceğim. Şunu da ben yerim. Afiyet olsun minik paşa. Annem ne güzel yapmış annem, değil mi babacığım? Şeyi öğretiyorum. Evetle hayır daha çok şey yapamıyor. Hani tam neydi, ne yapması gerek ama hani şu kafanızı böyle yapıyorsunuz ya böyle. Oluyor. Güzel miymiş? He? Kısır bakalım. Tam ya.
Yarısını bitirdi. Okay. Şimdi buna geçti. Utandın mı? Sen bir utangaçlaştın sanki şu an. Kardeşi, bence kamerayı kapatalım ya sen. Çok utandık biz. Hadi kocaman bir ısırık al bakayım. Ham yap bakalım. Aferin. Aferin. Babacım onu içecekte yapıyoruz. Gene yap bakayım. Güzel, kocaman bir ısırık göreyim. Ham. Ama o küçük ısırıktı. Ham yap. Yemekten bu kadar keyif alan biri görmedim ben. Babası gibi iştahlı yiyor yavrum. Şaplatmaya bakın ya. Allah Allah. Ya da güzel bir. Hadi bitir bakayım elindekini. Güzel miymiş? Elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize. Ne güzel bir dedi. Ham. Burnu da biraz sanki tıkalı böyle. Ellerine bakayım ellerine. Göster bakayım ellerini. Bakayım. Olmuş bu eller ama. Su içer misin babacığım? Su iç bakayım. Korsanda kalacak oğlum. Şaşkın. Evet arkadaşlar, biz hepimiz hazırlandık. Az önce Mihra'yı da hazırladım. Kendim de hazırlandım. Şimdi ne yapacağız? Mihra'nın 4 aylık aşıları var. Bugün tam 4 aylık oldu. Aşısına gideceğiz. Aşısına olacak. Ondan sonra birkaç böyle işimiz var. Evrak işleri falan. Onları halledeceğiz. Onları halledikten sonra Burak kendine alışveriş yapmak istiyor. İşte hani biraz üst baş falan bakmak istiyor. Ona gideceğiz. Öyle bu tarz şeyler var bugün. Değil mi Mihroş? Şaşkın seni. Kar. Her yer kar. Oy. Bak Ramazan abi. Bay bay Ramazan abiye. Gel. Asansörden çıkarken otomatik elimi tutuyor. Gel bakalım. Şimdi çıkıyoruz biz de arkadaşlar. Biz işlerimizi hallettik. Vallahi böyle çok hızlıyız. Tak tak tak. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burak bir tane ofis buldu. Oraya bir bakmak istiyor. Kendi işleri için falan filan. Yani çünkü işler bayağı bir çoğaldı. Eve sığamıyor artık. Artık eve sığamıyor. Ama evden de hiç çıkmak istemiyorum. İyi hallediyor aslında ama şimdi iki çocuk falan filan derken ofise ihtiyaç duyabiliyor. O yüzden biraz böyle ofis bakacağız Burak için. Bakalım beğenirse bir ofis tutabilir. Ya var, çok var da ben böyle çok şey yapamıyorum. İçime sinmiyor. Biliyorsun zor beğeniyorum bir de. Evet. İnşallah gönderirsek. Size şimdi yeni evi düşünerekten de düşünüyorum. Hani uzaklık açısından nasıl olur? Aynen. Çünkü diye. Hani biliyorsunuz bir yandan bu sene taşınabiliriz belki falan filan derken biz ona da şey yapıyor ama en azından bir bakalım diyoruz. Belki dediğim gibi ofisini açabilirsin. Yani zaten yani ofis açsa bile ne sadece müşterilerin ya da şirketler sana gelecek. Yani öyle herkesin sürekli gelip gideceği bir yer olmayacağı için aslında o yönden de orası birazcık da bizim evimiz gibi olacak yani. Bir yandan da öyle bir düşünüyoruz acaba hani gerçekten gerekli olabilir mi falan filan diye ama ya ofis açmak zor bir şey değil zaten, gidersin kontrol. O zaten ne hani gerekli mi o kadar onu i̇şte düşünüyoruz. Bakacağız. Bir yandan tabii çocuklardan istiyoruz, bir yandan da işte hani ev yapacağımız için inşallah
diyoruz ki ya biraz daha idare mi etsek? Hani evimize geçtikten sonra zaten buranın orada tamamen bir odası, çalışma odası olacak. Aynen, ama yine ofis o zaman asıl gerekecek. Niye? Şehir içinde hani görüşmeler yapmak için. Evet, ya bir de yani işleri çok çoğaldı arkadaşlar. Ya ben aslında görüşmeleri hani böyle şeyde seviyorum. Hani böyle restoranlarda olmak, oturup yemek yiyerek mesela. Aynen, Burak'ın favorisi. Benim şeyim o. Yemek, içmek, konuşmak. Favorisi o zaten. Toplantı yapacaksa gidiyor. Yani. Yemek hemen, direkt yemekle ya, toplantı hem, oluyor. Hem karınlarını doyuruyorum hem konuşmuş oluyorum hayatım. Evet. Ya işler hiç beklemediğimiz kadar büyüdü arkadaşlar. Yani elhamdülillah gerçekten hiç beklemediğimiz bir şeyler oluyor. Şu an şirket isimleri de veremiyorum size. Çünkü tabii gizlilik işlerle falan filan ama. Yani gerçekten bu yönden gurur duyuyorum seninle. Aslında şöyle arkadaşlar. Ben de seninle gurur duyuyorum. Aslında şöyle arkadaşlar, ilk Burak yapacağı zamanlar böyle çok şey yapmamıştım ben bu konuyu. Ama kendini çok fazla ilerletti. Öyle yani. Yani bu arada ne yaptığını da soranlar oluyor. Büyük şirketlere danışmanlık veriyor. Sadece sosyal medya mı? Evet, ve hesaplarını yönetiyor arkadaşlar bu şekilde. Evet. Valla Sultan, benden çok seni kutluyorum bence. Çünkü sen şu anda bütün sosyal medyalarımızı sen yönetiyorsun. YouTube, Instagram. Yok gerçekten yani. Sen hem iki çocuk bazen bakıyorsun. Tam beraber de bakıyoruz ama bir yandan onu yapıyorsun. Bir yandan sosyal medya yapıyorsun. Bir yandan ev işleri, yemektir, carttır. Carttır, cürttür. Ha, carttır, cürttür. Ama maşallah yani. Ya tabii hani şöyle arkadaşlar, şimdi hani şey yapanlar da olacaklar. Ay ne yapıyor ki sanki Beyza. İşte ben hatta bazen ona kızıyorum. Bak kusura bakma lafım böyle ama bazen yazıyorlar işte, ya Beyza kocan var işte şöyle rahatsın böyle rahatsın. Ya arkadaşlar, Beyza Hanım ev hanımı değil. Onu unutun yani. Beyza Hanım bildiğiniz iş kadını. Yani işleri yönetiyor, YouTube hesabı. Kabartıyorsun beni. Ama öyle bak, YouTube hesabını yönetiyorsun, Instagram'ı yönetiyorsun, reklamları yönetiyorsun. Ben reklamları, senin reklamlarına karışıyorum. Ya şöyle mesela, Burak'ın aslında YouTube videolarda görüyorsunuz, vloglarda görüyorsunuz ama Burak'ın işi bu değil arkadaşlar. Yani ben benim sadece arada aslında çekiyorum, sultanıma yolluyorum. Destek oluyor, sağ olsun destek bana. Ama Burak'ın işi aslında tamamen farklı. Evet. Lütfen Beyza Hanım'a yüklenmeyin bu konuda. Yok ya, hiçbir şey diyen yok ya. Yok, görüyorum, yorumları görüyorum, hiç şey yapma. Sıkıntı değil. Zaten hani her şey, hani bazen yorumlarda geliyor, Beyza boş ver, kim ne derse desin. Evet, gerçekten de öyle. Yani hani sonuçta biz ne yaptığımızı biliyoruz. Ya da mesela şey diyen de oluyor. Çocuklara sadece Burak bakıyor. Ya, ya da işte çocuklar sadece Burak'a düşkün, Beyza hiç seninle bir bağlantıları yok gibisinden. Çok şaşırıyorum. Zaten amaç da kötü bir amaçtır. Yani öyle bir şey denir mi anneye yani? Ki anne yani ne yaparsa yapsın, anne, bir çocuk anneye her zaman düşkün olur yani. Evet. Tabii anne de çocuğuna bakarsa, ederse, ona olan bütün sorumluluklarını üstlenirse. Sen ama de üstüne düşen her şeyi fazlasıyla yapıyorsun. Ya bunları işte diyorum ya, hem işini yaparak yapıyorsun. Yani evet, bu kolay bir şey değil bir anne için. Ya şöyle arkadaşlar, sadece siz çok fazla görmüyorsunuz. Sebebi şöyle, ev halinde oluyorum ve ev halinde çocuklarıma bakıyorum. Tabii ki o süreçte video çekemiyorum. Mesela Mihra'yla ilgilenirken ne oldu, ev halindeyim. Ama mesela Burak ilgilenirken onun öyle bir derdi yok. Onu çekebiliyorum. O yüzden öyle çekiyorum. Genelde o yüzden herkes hep Burak'ın sadece çocuklarla ilgilendiğini düşünüyor ama yani şunu da söyleyeyim. Mesela Mihra'ya uyku eğitimi veriyorum. Uyku eğitimin en büyük ya da işte genel olarak çocuklara verdiğim her şeyde en büyük etken annedir. Anneyle olan güvenli bağlanmadır. Zaten bu şekilde yapıyorum. Yani çocuklar bensiz olsa böyle bir şekilde bir eğitim veremezdiler hiçbir şekilde. Çok zor yani. Anne şey olmadı mı o eğitim çok zor. Baba veremez bir kere yani. Bırak. Abi öyle, anne kokusu, anne bağlanması, bunlar çok önemli. Yani dediğim, zaten bununla alakalı çok soru gene geliyor Mihra'ya, çünkü yeni yeni başladım, 4 aylık oldu. Dün gece ilk kez verdim. Onun da sebebini bir zaman sonra sizinle paylaşacağım. Öyle. Vah be, yine ya konuştuk. Ben mesela çok şaşırıyorum. Bazen işim oluyor, dışarı çıkıyorum. Beyza Hanım iki çocuğa bakıyor. Yemek yapıyor, video çekiyor. Bakıyorum İşte Instagram'da paylaşımlar yapıyor. Ben diyorum bunlar ne için, nasıl yapıyor bir anda mesela, şaşırıyorum. Ama gençler, bunlar kolay değil yani, onu söyleyeyim size. Bir de şey diyen oluyor mesela, şimdi Burak diyelim şimdi beni biraz övdü, tamam mı? Övdü şimdi. Şimdi biraz daha şey yorumum.
12. Biz 5 çocuğa birden bakıyoruz. Üstüne yemek yapıyoruz, ev işi görüyoruz. Arkadaşlar bu aslında bir yarış değil. Hani bir şeylik değil aslında. Sadece bunu yapan çok anne de var. Hatta dışarıda çalışıp evine gelip yemeğini yapıp çocuğuna bakıp. Hepinize helal olsun be. Hepinize tabii canım. Ana olmak kolay değil. Hepiniz yani. Övülecek annelersiniz ya. Annelik kolay mı yani? Evet. Yani şöyle söyleyelim. Eninde sonunda her anne evladını gerçekten seven, evladı için var olan bir anne ne olursa olsun, şartlar ne gerekirse gereksin, isterse yalnız, isterse çalışır, her türlü çocuğuna dört dörtlük bakar. Burada hiçbir anne diğer anneden üstün değildir, ben de hiçbir anneden üstün değilim. Hepimiz çocuklarımız için hep en iyisini yapıyoruz ve o şartlar ne gerektiriyorsa, Burak mesela o an evde değilse ben çocuğuma yine bakabiliyorum mesela. Hani işte mesela Burak olmasa sen ne yaparsın diyen olur. Arkadaşlar ben her türlü çocuğuma bakarım. Bir Kerem anneyim yani. Kendimden ödün veririm, o çocuğumun bakımından ödün vermem. Anladınız? Evet. Yani ana olmak kolay, baba olmak kolay. Baba olmak eşinin, çocuklarının yanında dur yeter zaten. Onlara o moral bile yeter. Yani baba olmak öyle bence. Bir baba evet. Hani dağ gibi eşinin, çocuklarının yanında durdu mu gerisi önemli değildir. Ki o zaman zaten kadın her şeyi yapar yani. O şeyle, o güçle çocuk. Ben öyle düşünüyorum yani. Aynen öyle. Ama ana olmak kolay değil yani. Yar ve yardımcınız olsun. Hepimizin. Hepimizin. Evet. Neyse. Öyle konuşacağımız tuttu bugün. Vallahi yine. Bayağı bir konuştuk. Bazen çenemiz düşüyor. Neyse şimdi biz bir ofise gidelim de arkadaşlar. Evet. Bir bakalım. Evet, ondan sonra da bugün biraz bir şey, üst baş bakmak istiyorum ben kendime. Söyledim. Ha, söyledin mi? Hem işlerinden dolayı hem de ay ben artık dedim böyle o kapşonları görmek istemiyorum. Dolabını değiştir diyor ya. Evet. Sadece görüşmesi varsa gömlek giyiyor. Sen yoksa biliyorsun ama ben de uzun zamandır değişmek istiyorum ama alışveriş yapmayı sevmiyorum. Yani çık öyle bütün gün. İlla Burak'ı iteleyeceksiniz. Hadi yani. Hadi. Ben de bugün dedim ki Burak hadi ama artık yani. Yeter. Ya gidiyoruz alıyoruz artık. Ne istiyorsan seç bak işte hani güzelce günlük falan giysin diye. Evet arkadaşlar valla. Öldüm. Hani hayatımda böyle bir şey yapmadım. Evet Bura bayağı bir alışveriş yaptık daha bitmedi ama birkaç bir şey daha almamız lazım. Şimdi ama böyle bir karnımız kazındı. Allah'ım saatlerdir evet. Bir mağazadaydık. Şöyle biraz cheeseburger aldık. Eymen burada. Bugün bir de Engin'le Gamze kardeşlerimizle buluşacağız işte. Evet. Gamze şu anda uçakta değil mi? Aynen. Almanya'dan buraya geliyor arkadaşlar. Bir saati falan kaldı herhalde. Aynen öyle. Biz Engin'le görüşüyoruz da. Herhalde onlar buraya yanımıza gelecekler. Olabilir. Evet arkadaşlar bu şekilde yani. Vallahi. Bugün çocuklar gibi şenim. Sanki bayram çocuğu gibi. Sen en son ne zaman kendine alışveriş yaptın? Ya işte seninle yaptıklarımız var böyle tek tük aldıklarımız internetten ama. Onu da genelde ben alıyorum. Mesela tamam. Botlarını falan direkt görüyorum. Diyorum ha bunu alıyorum. O da tamam diyor ama ya da gerek yok diyor. Ne yapayım sevmiyorum hayatım. Ben bugün şu an yaptığım bu alışverişi hayatımda hiç şey yapmadım. Hayatında hiç yapmadı evet. Hiç yapmadım. Öyle önüme gelir bir tane alırım iki tane alırım. Onu da 5 sene giyerim. 4-5 sene böyle bir kaç tane aldım. Mesela en son senin geçip alışveriş yaptığın ne zamandı biliyor musun? Ne zaman? Çocuklardan önce. Ne oldu? O da hatırlarsan NCY2'den doğum gününe pantolon almıştım ben. Oydu yani ama sen seçmiştin. Evet. Neyse bu şimdi çok ses var yani. Yani en son kendine belki 3 sene önce alışveriş yaptı arkadaşlar. Ve alışverişin son hali. Yedin bizi be. Vallahi yedim. Evet şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Gamze uçaktan inmiş. Bir yere anlaştık. Oraya gideceğiz. İnşallah akşam yemeği yiyeceğiz hep beraber. Mihroş'um evet, şimdi uyudu. Aynen onu da hallettim. Rahatız. Mihroş beslendi. Evet. Evet. Sırf ekstradan altını değiştireceğim onu. Alışveriş yapmadım hayatım boyunca. Yapmadım. Bugün acısını çıkardım. Evet. Ama her şeyi hallettik. Hadi bakalım. Arkadaşlar alışverişimiz bitti. Çok şükür. Evde belki gösteririm. Emin değilim. Daha ona karar veremedim.
Genelde bu tarz şeylerde biraz linç yiyorum gösterildi. Ama yani. Ben de gençler ayda yılda bak. Ayda yılda yani ne ayda? Bütün ömrüm boyunca ilk defa bu kadar alışveriş yaptım. Ya o da zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biraz da işlerinden dolayı. Evet. Hani ona göre giyinmesi gerekiyor. Ona göre hareket etmesi gerekiyor. Ve ona göre de bir alışveriş yapmış olduk. Yani yine aslında işi için. Önümüzdeki 10 sene benden böyle bir performans göremezsiniz yani. Evet yani. Neyse alışverişimiz bitti çok şükür arkadaşlar. Şimdi gitmek istediğimiz yere gidiyoruz. Bu arada bugün ofise baktıktan sonra hiç çekmedim, hiç size de bahsetmedim. Bir iki ofise baktık. Çok da beğendik aslında. Beğendim kanka. Aynen, çok güzeldi, ortam güzeldi, işte bulunduğu yer falan da güzeldi. Şimdi birazcık ama düşüneceğiz. Zaten dediğimiz gibi yeni evle alakalı vesaire vesaire, işte oraya tutsak nasıl yapacağız, ne edeceğiz gibisinden, gerçekten gerekli mi şu anda ya da birazcık daha idare edebilir miyiz, onları düşüneceğiz. Ama eğer ki tutarsak zaten bir boş ofis turu gelebilir. Hadi bakalım, şimdi de geldik bu arada. Gamzelerle buluşacağız. Selamünaleyküm. Ya sen kavuştun mu Gamze ablana? İyi mi? Zaten ben de hemen kibarcık. Utandın mı sen? Eymen buram mah yap. Yanağından öpecek mi ablanın yanağından? Hadi mah yap yanaktan. Buyurun şöyle. Ya! Ay. Burada da Engin abi. Evet. Eve geldik arkadaşlar. Vallahi sohbette muhabbete daldık. Unuttuk çekim yapmayı Gamze'lerin yanında, olsun. Yine de biraz da olsa görmüş olduğunuz onları da artık bol bol da görürsünüz videolarımda. Eve gelince hemen Eymen burayı yatırdık. Mihra'yı besledim. Derken şu an ikisi de mışıl mışıl. Ben de size bugün buranın yaptığı alışverişi göstereceğim. Çünkü ilgilenenler çok oluyor. Aynı şekilde Instagram'da paylaştığımda da çok fazla görmek isteyen oldu. Alışveriş videolarını sevmeyenler de var. Beni linçleyenler de oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Yani istemeyenler dediğim gibi bu kısmı atlayabilirler. Buran zaten baştan da söylemiştik. İhtiyacı vardı. Hem iş yönünden artık değiştirmesi gerekiyordu. Hem de yani artık yani gerçekten giydiği şeyler senelerce olan şeyler. Yani hatta daha okula gittiği, üniversiteye gittiği zamandan kalan üstleri var. Tabii ki iyi olduğu sürece her zaman giyebilir ama işinden dolayı da artık bu kısmı değiştirmesi gerekiyordu. Genelde hep kapşonluları oluyordu. O kapşonlar gerçekten artık yıpranmaya başlamıştı. Neyse çok fazla açıklamaya gerek yok. Ben genelde böyle bin kere bir şeyleri açıklıyorum. Hızlı geçeceğim. Elime ne geliyorsa onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bu arada A-City'ye gittik. Çok fazla indirim vardı. Yani inanın şu gördüğümüz şeyler zaten indirimdeydi. Üstüne %50 indirim yaptılar. Sonra birçok üründe %30 ve artı 100 TL ekstra indirimler yaptılar. Yani o kadar uyguna geldi ki şöyle bir kaşe aldık arkadaşlar. Bu renge ben bayılıyorum. Bundan sonra buran kombinlerini bir görün derim. Gerçekten çok çok güzel olacak diye düşünüyorum. Kombinlerini ben yapacağım. Orada bir anlaştık. Ondan sonra Cema kendine şöyle bir tane üst aldı. Genelde bu tarz üstleri gömleğin üzerine giymek için aldı. Yani şöyle beyaz gömleğin üstüne bu tarz şeyler gerçekten çok çok şık oluyor. Bu arada ışık kötü. Aslında led şeyini getirdim ama bilin bakalım ne oldu? Powerbank'in pili bitti. Led de kapandı. Artık yapacak bir şey yok. Sonrasında şöyle şu renkte bir pantolon. Yani çok fazla detaya girmeyeceğim. Gerçekten çok güzel. Kumaşları da güzel. Sonrasında şöyle bir tane ceket. Yani gerçekten bunun rengi müthişti. Ben zaten yine krem tonlarına bayılıyorum. Burak'a da dedim sana da çok yakışır. Sağ olsun o da bu yönden gitti. Gösterdiğim her şey de o tonlarda gidiyor şu anda ama farklı şeyler de gelecek. Evet sonrasında
Şöyle bir ceket. Bu mesela böyle göründüğüne bakmayın. Giyince o kadar mı güzel duruyor? Gerçekten şahane duruyor. Şöyle. Böyle çok güzel bir ceket. Sonrasında Allah'ım yine aynı renk. Neyse şimdi birazdan farklı renkler geliyor. Şöyle bir tane arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bu da yine gömleğin üstüne giymek için. Sonrasında şöyle ekru rengini aldı. Aynı şekilde bu, hani şöyle yine göstereyim. Aynı kumaş. Şöyle saks mavisini aldı. Şöyle haki yeşilini almış oldum. Sonrasına evet. Şöyle bir şey, bunların kumaşı o kadar mı güzeldi? Gerçekten çok çok güzeldi. Şöyle siyah bir tane aldı. Bu da yine gömlek üstü. Bunları tabii sade de giyebilir ama gömlek üstü diye düşündüm. Sonrasında şöyle, yani şurası bu şekilde. Böyle bir tane kaban aldı kendine. Siyah. Bunun laciverte de vardı. O da çok güzeldi ama siyah her şeye uyum sağlardı. Öyle tercih etti. Sonrasında bu şekilde bir tane sivet aldı. Şöyle bir hırka aldı kendine. Şöyle bir hırka. Hırkanın şöyle çok güzel şey detayları var. Bakın bu şekilde. Böyle açık da giyebilir. Kapatabilir önden. Sonrasında az önce görmüş olduğumuz siyah sivetin bir de lacivertini almış oldu. Sonra kendine yine şöyle hırka gibi, yani üstüne atmalık bir şey aldı. Genelde hep, yani hem işinden dolayı gömlek giyeceği için böyle gömleği soğuk havalarda giymek için böyle üstte atmalık şeyler tercih etti. Bu şekilde. Şu anda ışık çok kötü ya. Gerçekten çok kötü ama yapacak bir şeyim yok. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde çizgi detaylı bir hırka gibi bir şey diyeyim size. Biraz daha ağır ama. Sonra kendine spor bir mont alayım dedi. Bu şekilde. Bu o kadar mı güzel duruyor gerçekten. Bu şekilde bir mont almış oldu. Sonrasında kendine şöyle eldiven aldı. Burak'ın eldivenleri genelde böyle sanki hani çadır kurarsın o zaman giyersin ya, o tarzı. Böyle biraz daha onun giyimine uygun bir şekilde eldiven aldık. Bir de aslında Burak bere takmıyor. Bir tane beresi var. O da yani gerçekten çok kötü duruyor. Yani gerçekten kötü duruyor. O yüzden Burak da hani böyle hep bere giymeyeceğim, giymiyorum tarzındaydı. Sonra işte bu tarz bereleri gördük. Dedim ya bir dur, bir deneyeyim. Denedim ve çok çok beğendi. Şöyle gri rengini aldı. Bu şekilde bunu aldı. Gerçekten yakıştı da. Bir ara gösteririm size. Şöyle önden biraz saçı falan çıkıyor. Bu şekilde hardan renklisi. Bir de siyahı. Sonrasında gömleklere geçiyoruz. Bir de yine sivetler var. Şöyle siyah bir tane gömlek aldı. Kendine şöyle bordo bir sivet aldı. Allah'ım ne kadar kötü bir kalite bu ya. Gözüm kanlı. Şöyle şu tişörtlerden almak istedi. Şu polo yaka olan tişörtlerden. Beyazından aldı. Onun yine lacivertlisini aldı. Şöyle siyahını almış oldu. Ondan sonra bu gömlek çok güzel. Şu renkte bir gömlek almış oldu. Rengini şöyle detaylı göstereyim. Sonra beyaz bir gömlek aldı. Bir tane daha beyaz gömlek aldı. Çünkü buranın vazgeçilmesi beyaz gömlek. Pantolonlara geçelim. Şöyle koyu gri ama böyle hani nasıl diyeyim, deseni
hafif bir deseni var. Şöyle bir pantolon aldı. Sadece siyah pantolon bedeninde yoktu. Onu da başka bir tane. Yani yine aynı markadan başka bir yerden bakacak. Bu şekilde bir pantolon almış oldu. Kumaşları çok güzel. Duruşları çok güzel. Sonrasında şöyle bir tane almış oldu. Lacivert. Bu da çok koyu bir lacivert. Kendine şöyle iki paket çorap aldım. Sonra şöyle bir tane gömlek. Bu da çok güzel duruyor. Şöyle bir tane sweat. Bunu şey gördük. Böyle hani nasıl diyeyim. O az önce göstermiş olduğum bir tane krem mimsi gömlek var ya. Şöyle şey yapmışlar. Çok güzel duruyordu. Onu işte inşallah kombinlemek istiyor. Şöyle yeşilini almış oldu. Sonra o kısa kolların da yeşilini aldı. Bu yani şöyle söyleyeyim. Kimine evet çok fazla gelebilir. Ama yani dolabındaki her şey şu an gidecek ve sadece bunlar olacak arkadaşlar. O yüzden zaten böyle alışveriş yapmış olduk. Aslında hani böyle zaman zaman hani hep bir şeyler alsaydık gerek kalmayacaktı ama gerçekten senelerdir yani hiç yeni bir şey yok. Senelerdir giydiği şeyler. Şöyle gri bir tane aldı. Sonra kendine bunlar da sanırım son olması gerekiyor. Bakıyorum. Evet. 3 tane ayakkabı aldı arkadaşlar. Daha yine ben bot aldım ona. 3 tane böyle kalın, güzel, hem siyah hem kahverengi bir de haki yeşili bot aldım. Spor ayakkabı almak istedi. Şu an sadece 2 tanesini gösterebiliyorum çünkü diğeri bizim eve gelecek. Onun belki görselini bulursam bir yere koyarım. Biliyorsunuz beyaz ayakkabısı tamamen vardı. Şöyle siyah bir tane aldı. Sonrasında buna bayıldı. Bu şekilde. Çok farklı ve güzel duruyor. Bir de birazdan yansıtmış belki olacağım. Yine çok güzel böyle renkleri olan bir ayakkabı almış oldu. Bota ihtiyacı yoktu dediğim gibi. Evet, alışverişimiz bu şekildeydi. Farklı bir şey aklıma gelmiyor. Yani farklı bir şey almadık. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videoyu da artık burada kapatmak istiyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup ben butona basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.